Kayıt. Kudret Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Eşiniz Rıza Akça ile kamuoyunda çok konuşulan bir boşanma davası sürüyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? 2017 senesinde Amerika'ya yaptığımız bir kalp seyahati sonrasında orada telefonunda bazı kadınlarla mesajlaştığına dair mesajlar yakaladım ve döndükten sonra Türkiye'ye boşanma davası açtım. Bu süreçte bayağı bir uzadı. Çok uzamaya başladı. Ben de adaletin hak bulmasını ve bir an önce bu davanın kendisinin bir sürü şahitleri var. O şahitler gelmiyor ve adalet ağır işliyor, ağır işlemeye başladı ve süreç uzamaya başladı. Ben de bu sürecin bir an önce artık bitmesini ve boşanmayı istiyorum. Yani, bu şekilde davamız gidiyor. Tabii bu davanın esnasında otelde konakladığına dair bir sürü belgeler geldi. Ve bu esnada birçok kişinin bilgileri geldi. O bilgiler sonucunda kanıtlar sunduk mahkemeye. Artık bu sürecin bitmesini ve boşanmak istiyorum. Siz şüpheleniyor muydunuz daha öncesinde? Bir durum yakalamış mıydınız? Vallahi yıllar önceydi. Herhalde 15-20 sene önce gibi bir şeydi. Bir gün daha o dönemde kayınpederim ve kayınvalidem yaşıyorlardı. Allah rahmet eylesin. Yani çok iyi bir insanlar. Ben her zaman derim ki onlar için arkamdaki öldükleri zaman bir dağ, bir beni koruyan, kollayan gerçek bir anne babayı kaybettim. Onların çok büyük faydaları vardı. İşte o dönemde enişteyle birlikte, kız kardeşinin eşiyle birlikte bir gece kulübünden yanında hanımlarla birlikte çıktıklarını duyduk. Tanıdık birilerinin gelip anlattığını. Ve ben merak ettim. Kendisine sormuştum. Dedim ki böyle böyle bir şey var. Bunun ne kadarı doğru diye. Ve bana dönüp ben eniştemle çapkınlık yapacak kadar kız kardeşimin eşiyle birlikte beraber olarak çapkınlık yapacak kadar geniş gönüllü bir insan değilim demişti. Fakat bu davalar başladıktan sonra artık o dönemde hep sizden saklanan birçok şeylerin yavaş yavaş bazı insanlar tarafından daha çok açılıp anlatıldığına şahit oldum. Gerçekten eniştesiyle birlikte gerek teknelerinde gerek otellerde bol miktarda çapkınlıklar yaptıklarını birçok insanlar anlattı. Teknelerinde çalışan insanlar anlattı. Ve bunların gerçekten doğru olduğuna inanıyorum. Birçok kanıtlar geldi elimize zaten. Mahkeme süreci de 3 yıldır devam ediyor herhalde. Evet, 2017. Bilerek mi uzatıyor? Hani sizin kanınız nedir? Vallahi biz şu anda şahitlerin, onun kendisinin şahitleri, 8-9 tane şahidi var. Sürekli mahkemeler ileri tarihe atılıyor ve mahkemelerde kararların bazı kararlarda değişimler olmaya başladı. Bana verilen nafakanın 15 gün içinde 23 Nisan tatilinde bir anda düşürüldü. Sürpriz bir şekilde. Hiç ara karar alınmadan. Yani bu, ben adalete güveniyorum ve adaletin yardım etmesini istiyorum bana bir şekilde. Adaletten ümit bekliyorum. Peki Rıza Bey bu süreçte uğraşıyor mu sizinle? Çok. Çok fazla. Kararlarla uğraşıyor. Ve benim yaptığım olaylarla mesela bana yapılanlarla uğraşıyor. Çocuklarla, herkesle bir şekilde üstüme çok fazla geldiğini farkındayım. Ama ben güçlü bir kadınım. Kendi ayaklarımın üzerinde durmasını bilen bir insanım.
Hatta çok güzel bir söz vardır, bu sözü çok severim. Bir kadını kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini hissedecek kadar yalnız bırakma diye bir söz vardır. Evet, ben bu süreçte birçok iç mimarlık eğitimleri aldım ve şu anda iç mimarlık yapıyorum. Ve ayaklarımın üzerinde durduğumu, durabileceğimi kendi kendime de çok güzel kanıtlamış vaziyetteyim. Yoluma yürümeye devam ediyorum. Peki bu süreçte Rıza Bey sizin davadan vazgeçmenizi istedi mi? Hayır, istemedi. İsteseydi zaten vazgeçmeyeceğimi büyük bir ihtimalle biliyordu. Siz diyorsunuz ben hukuk süreci devam ettireceğim diyorsunuz. Tabii ki. Ben bu hukuk sürecini sonlanmasını ve bitmesini istiyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok ben size teşekkür ederim.